Evet, 22 hop, 22 Ekim Cuma günü saatimiz tam 16'da Cumhuriyet Bayramı Kozmos Turizm Kupası kura çekmeye başlıyoruz. Öncelikle biz hoş geldiniz. Hem yayını seyreden arkadaşlar hem de sevgili Odeon'dan Volkan Acar burada, Corendon'dan Hakan Erdoğan burada. Ayrıca Dekor Otel'den Mehmet Türkan burada. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Cumhuriyet Bayramı Kozmos Turizm Kupası ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. 25-29 Ekim tarihlerinde Kozmos Spor Center'da gerçekleşecek Firman Otel'de. Turum ve Antalya Turizm'e direkt ya da dolaylı bir şekilde katkı veren 14 tane seçkin firma katılıyor. Firma sayısı normalde 24'ü geçmişti ancak malum bu hafta çok yoğun bir dönem olması 14 firmaya inmesine sebep oldu. Ama bir taraftan da umutlandırdı bizi. Çünkü talepler doğrultusunda bilik kurmamız ortaya çıktı. Ciddi olarak bütün sezon devam eden bilik oynayacağız inşallah. Bu hafta herkes yoğun şekilde antrenman yaptı. Corendon burada antrenman yaptı. Odeon yaptı. Nirvana takımı Mehmet antrenman yaptınız mı? Evet. Şimdi Fraport içeride sanırım antrenman yapıyor. Bunlar güzel şeyler. Çok hoşumuza gidiyor bu ev sahibimizin. Şimdi öncelikle bu organizasyonu hani Veteran Kupası'ndan bir anda Turizm Kupa'ya çevirmemize sebep olan ve bu kararı veren sevgili CEO'muz Orhan Alşan'a, Hakan Bayraktar'a, Cenk Öktal'a çok teşekkür ederim. Artık bununla beraber operasyonda görev yapan alan sevgili Altın Kabaca, Enis Berke, Handoğlu, kafa yoran neyi nasıl yaparız, nasıl koştunuz, artı bizim Green Focus ekibimiz şu anda bizim çekimlerimizi yapıyor burada. Onlara çok teşekkür ederim. Şimdi turnuvaya gelelim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? 14 takım olduğu için 16 takım turnuva düzeninde yapacağız. Bu da dörtlü gruplar varmış gibi. 4 gruptan oluşacak. A ve C grubu 4 gruptan oluşacak. B ve D grubu ise 3 gruplar özür dilerim. A ve C grubu 4 takımdan oluşacak. B ve D grubu da 3 takımdan oluşacak. Grupları belirlerken mümkün olduğunca takımları torbalara ayırdık ki hakkaniyetli ve kendi dallarına uygun olan takımlar gruplarda ayrılsın diye. Birinci torbada turizm acenteleri, İkinci torbada uçak firmaları ve otel grupları, üçüncü torbada ise turizme destek veren diğer kurumlar yer alacak bir şekilde planladık. Maçlar 25, 26, 27 Ekim'de grup maçları oynanacak. Birer maç. 28, 29 Ekim'de 5. 8. ve 1. 4. maçları olacak. Yani ilk ikiye kalan takımlar, birinciler yarı finale çıkmış olacak. İkinciler ise 5. 8. mücadelesi verecek. Şimdi birazdan grupları ve takımları belirlemek için Alkın ve Enis'i ve sevgili Odeon Tur, Corendon Airlines ve Mirvanoz Ders'ten de arkadaşlarımızı çağıracağım ki hazır buradalarken grupların belirlenmesine destek versinler. Alkın, Enis söylemeye eksik kaldığım bir şey var mı şu anda? Her şey oldu mu? Tamam, peki. Şimdi öncelikle birinci torbayı okuyorum. Birinci torbada yer alan takımlarımız Odeon Tur, Russia, Giz, Anex, Azur, Inturist. İkinci torba Sun Express, Dirman Hotels, Corendon Airlines, Max Royal. Üçüncü torba Coca-Cola İçecek, Medical Park, Hastaneleri, ICF Fraport Tav, Kristal Endüstriyel, Kilit Global ve Kilit Grup. Biraz evvel söylediğim gibi ABCD gruplarında yer alacak takımları A ve C grubu için, önce A grubu için Corendon'dan Hakan'ı rica edeceğim buraya. İlk o geldi. Hemen onu alalım. A grubu A birincisi. Yani A grubundaki bir numaralı takımı belirleyecek. Bir üst torbada. Böyle geç istersen. Hoş
Sabire, Tuğra, şey yani işte çok teşekkür ederim. Evet. A grubunu mu devam edeceğiz, B'leri mi? B1. B1 çekeceğiz. B1'i çekmek için Korendor'dan sevgili Volkan alalım burayı. Odyan'dan, özür dilerim, affedersiniz. Odyan'dan Volkan alalım. Yine birinci torbadan seçiyoruz. Önce B1. Anexazur. Evet, çok teşekkürler. Evet, C1 için Mehmet Köten'i alalım. C1'i belirlemek için. Yine birinci torbada. Ben son kalanı alayım, karıştırayım biraz. Bu turist olması lazım, yanlış bir şey yapmadıysak. Gerçekten kırmak gerekiyormuş oldu. Evet, bu turist. Böylece 4 grubunda 1 numaralı takımları belli oldu. TUI Raşa A grubu 1'i, B grubu 1'i Anexazur, C grubu 1 numaralı takımı Odeontur, D grubu da Winturist. Şimdi ikinci takımları belirleyeceğiz. Bunu yine Mehmet senden başlayalım sonra. Ben zor gruplara halkımla yazacaktır. Evet, ikinci torba. Ha, bak gibi çekti. Nirvana neyi gördüm çünkü orada? Evet, Nirvana tersi. Evet. A grubu ikinci takımı Nirvana tersi oldu. Evet. Hakan'cığım, Corendo Airlines'tan seni alalım. Bakalım yeni takımını çekebilecek miyim? B2 Sun Express çekti. Volkan'ı Corendon ya da Maxwell'a bakalım. C grubuna kim gidecek? Sıkıyorsun. Evet, sağlar baba. Corendon. C grubunun ikinci takımı. Çok teşekkürler. Yine zorlandım. Şimdi üçüncü takımları belirleyeceğiz. Bu sefer halkımı alalım. Gel bakalım. B ve D grubunun dördüncü slotu değil mi abi? Evet. Kedi şunları silelim. Evet. A3. Kristal Endüstri. Enis. B3. B grubu tamamlanmış olacak böylece. Kilit grup. Evet.
de gel gel. Alkım çeksin. Ondan sonra C değil mi? C. C3. C3. Git pro var. Pro var. Ondan böyle olalım. D3. D grubunun sonuç takımı. Coca-Cola. Coca-Cola içecek. D grubunun üçüncü takımı oldu. Evet. Devam et. Bir tane daha çek. Hazır gelmişken. A grubunun dördüncü takımı. Fraport. ICF Fraport Tau. Tekrar grupları üzerinden geçersek A grubu Tuğrul Raşa, Nirvan Hotels, Kristal Endüstriyel ve ICF Fraport Tau'dan oluşuyor. B grubu Anex Azur, Sun Express, Kilit Grup. C grubu Odeon Tour, Corendon Airlines, Kilit Global, Medical Park. D grubu Inturist, Max Royal, Coca-Cola içecek. Şimdi şöyle, aslında maçlarımızın programı da belli. Birazdan biz bunları sizlere mail atacağız. Yerleştirdiğimiz anda zaten hemen anında yerleşecek. Pazartesi kimin maçı yok onu biliyoruz şu anda. D, B grubunun dördüncüsü de dolayısıyla kilit grup ilk gün oynamayacak. Doğru mu? Coca-Cola içecek, oynamayacak. Onun dışındaki takımların maçları var. B grubunda ve D grubunda diğer maçlar oynanacak. Maç programlarını göndereceğiz. Ben şimdi kuralları tekrar hatırlatacağım. Önemli çünkü sorun yaşamak istemiyoruz. Öncelikle halkım grup kaptanlarının olduğu gruba, takım kaptanlarının olduğu gruba bilgileri gönderiyor zaten WhatsApp grubuna. Burada onun takım listelerini rica edeceğiz. Takım listelerinde olmazsa olmazlar. Ad soyad, doğum tarihi, HES kodu mutlaka bulunacak. En önemli kurallarımızdan biri, birincisi aşılmaması gereken en önemli kural. 23-29 yaş arası sadece 4 oyuncu sahaya çıkabilir. 20 kişiye kadro kurabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ancak sahaya çıkacak 12 kişi içerisinde 4 tane 30 yaş altı, 23 yaş üstü olacak. 23 yaşın altı söz konusu değil. En azından sahada belirli suretin altında insan istiyoruz. Çok fazla suret değil, sevmiyoruz değil mi? Hakan, Volkan değil mi o? onun dışında dediğim gibi takımlar kimlik fotokopilerini mutlaka teslim edecekler. Maç sonunda geri alacaklar. Maçlar 10 dakikalık 4 çeyrekten oluşacak. Süre sadece ilk 3 çeyrekte son dakika duracak. Öyle anlarda tabii ki çok istisnai durumlar hariç. Onun dışında son çeyrekte de son 2 dakika durdurulacak. Devre araları 5 dakika, maç öncesi ısınma 10 dakika olacak. Maçları Kozmospor Center'da 2 numaralı ve 4 numaralı salonda oynayacağız. Dolayısıyla ısınmak için 1, 3, 5 numaralı salonlarımız rahatlıkla kullanılıyor olacak. O yüzden lütfen bizden abi bir 5 dakika ekstra ısınalım demeyin. Evet biliyorum çoğunuzun motorlar dizel, eski model dizel, turbo dizel değil. Ancak ısınmaları yani program uymamız için herkesin bir sistem içerisinde yürümesi için bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Bununla beraber muhtemelen aynı salonda bu kadar takımın bir arada bulunduğu ilk turu olacak bir ülkede. 12 takım aynı anda o salon içerisinde bulunacak. Birbirimize lütfen zaten eğlenmek istiyoruz.
basketbol güzel bir araç olsun. Hem kurumların kurum içerisindeki iletişim, hem kurumlar arası iletişimi sağlıklı korumak istiyoruz ve yükseltmek istiyoruz. Neden? Ortak paydamız turizm. Biz turizm olarak ev sahipliği yapmak üzerine kurduk hayatımızı turizmciler olarak. Dolayısıyla bizler hep beraber birbirimize ev sahipliğine yardımcı olacak şekilde ilişkilerimizi sahanın içerisinde ve sahanın dışında yürüteceğimize eminim. Salonda Kosmos Spor Center'ımızda Nirvana Otel hizmetlerinden maç süresince, turnuva süresince kafeteryamızdan içeceklerimiz ücretsiz olacak. Bununla beraber Veteran Hakemler Derneğimiz var. Basketbol, onlar maçlarımızı yönetecekler. Veteran hakemler olduğu için hepsi bizden büyük. En az bizim yaşımızdalar daha doğrusu. Ben kendimi hala genç hissediyorum ama. En az bizim yaşımızdalar. Dolayısıyla saygı konusunda, karşılıklı saygı ve tahammül konusunda eminim ki karşılıklı anlaşma olacak. Onlar da çok tecrübeliler. Sonuçta veteran basketbolunda. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi işini gücünü bırakıyor. Şehrinden buraya gelecekler. Biz onları burada misafir ediyoruz. Bununla beraber Cumhuriyet Bayramı'nda çok özel formalar yaptık. Keşke buraya yetişmiş olsaydı kuraya ama birazdan burada olacak. O formalarla güzel şekilde sahada keyifli ter atacağımıza inanıyorum. Sizlere hepinize çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hakan, Mehmet. Çok teşekkürler. Hepinizi selamlıyorum. Görüşmek üzere.